Affedersiniz, niyetçi Murat'ı arıyorum. Tanıyor musunuz? Tanımaz olur muyum? Murat geçenlerde hapisten çıkmış ama niyetçilik yapmıyormuş artık. Hiç görünmüyor ortalıkta. Affedersiniz, fotoğrafçı Monsieur Artin'i tanıyor musunuz? Bizim Ermeni Artin ustayı soruyorsunuz herhalde. Evet, Artin ustayı. Bunlar üç arkadaştılar. Biri boyacı, biri niyetçi, biri de bizim Artin. Evet, nerede bulabilirim onları? Artin arada sırada uğrar. Ama ötekileri hiç görmüyorum. Monsieur Artin'i görürseniz, insaniyet namına bu kartı verin. Hemen bana gelsin, çok mühimdir. Ne olur unutmayın. Unutmam hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Benim adım Ahmet Hanım abla. Bir emrin mi var? Ne oldu size böyle? Neden her kapıyı çalışımda evde yok dedirtiyorsunuz? Neden böyle değiştiniz? Son görüşmemizden beri aylar geçti. Sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Evlenme teklifime hala bir cevap vermediniz. Evlenmemize imkan yok Kenan Bey. Şarkı söylemekten de vazgeçiyorum artık. Nasıl olur? Gazetelere ilan verdim. Fakir halka bedava bir konser vereceğim. Belki onlar da gelir. Eğer Tanrı yardım eder de eski dostlarımı bulabilirsem, varımı yoğumu onları mutlu edebilmek, bana yaptıkları iyilikleri ödeyebilmek için harcayacağım. Hiç mi ümit vermiyorsunuz bana? Onlar olmadan yaşayamam. Anlamıyor musunuz? Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Vazgeç şu Almanya'ya gitmek işinden be Murat. Biletimi aldım, evrakım tamam. Allah izin verirse yarın akşam yolcuyum. Her gün resimlerini görüp sesini plaklarda duymak, bu kadar yakınımızdayken ondan uzak olmak, dayanma gücüm kalmadı artık. Gazetede okudum bugün. Halka bedava konser veriyormuş Taşlık Gazinosu'nda. Uzaktan da olsa bir defacık gidip görelim Gül ablayı. Gidiyoruz değil mi? He? Acele etmesek yetişemeyeceğiz. Zamanlar ben yoksul bir insandım. Gerçekten yoksul. Üstelik gözlerim de kördü. Bin bir çile içinde yaşamaya çalışırken dünyanın en iyi üç insanına rastladım. İşte bu üç insan benim hayatımı değiştirdi. Gözlerimi açtırdı. Şimdiki şöhretimi, servetimi, her şeyimi onlara borçluyum. Ama dostlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Niyetçi Murat, boyacı Mıstık, fotoğrafçı Artin. İçinizde onları tanıyan varsa yalvarırım nerede olduklarını söylesin.
Ne alın, ne alın? Yol verin. Yarı yok dedik size, laf anlamıyor musunuz ya oğlum? Allah Allah. Hadi dağılsın ya, Allah Allah. Abi! Hiç yer kalmadı dedik ya. Ne olur be abicim, şöyle bir kenardan. Yer yok dedik size, kucağımıza mı otursunuz? Terbiyeni bozma. Tesubhanallah, tüh. Yürüyün, sesini uzaktan dinlemek bile haram bize. Mutlu günlerimizin şarkısını okuyacağım. Arkadaş, ben buraya kadar gelmişken Gül ablayı dinlemeden hiçbir yere gitmem. Hemen hallederim abi. Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları. Çoktan unuttum artık güneşi, yıldızları. Arayan gözlerimde tek ümit gözyaşları. Arayan gözlerimde tek ümit gözyaşları. Karanlık dünyam benim, sönmüş hep ümitlerim. Farksızdır birbirinden gecelerim, günlerim. Orada, orada gözümle gördüm. Ne olursun sen de gel. Gel be Murat. Baksana be Murat abi. Görebilseydim bir an gözlerinin rengini. Görebilseydim bir an gözlerinin rengini. Dünyaya değişmezdim sana olan sevgim. Dünyaya değişmezdim sana olan sevgim. Karanlık dünyam benim, sönmüş hep ümitlerim. Farksızdır birbirinden gecelerim, günlerim. Gecelerim, günlerim. Murat oğlum, ben dünya gözüyle bir kere daha yakından göreceğim Gül'ü. Sen de geleceksin. Nasıl olsa tanımaz bizi. He? Hadi dağılın, açın yolu, açın! Açın, çekil be kardeşim böyle! Açılın yeri size, açılın be, açılın! Çekilme serseri! İlk mi bağlım evladı, incilerim mi döküldü? Kimdi biraz evvel konuşan? Kimdi konuşan söylesenize? Ne olur söyleyin, kimdi konuşan? Köyeliyim. Ben bu sesin sahibini senelerdir bekledim. Senelerdir aradım. Neden söylemiyorsunuz? Kimse görmedi mi? Kimse duymadı mı? Bu mıstığın sesiydi. Mıstığın sesiydi.
Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi? Gül, biz artık sana... Sus! Çocuk gibi konuşma. Monsieur Artin! Canım kızım! Mıstık Gül abla! Hadi gidelim artık! Deniz kenarındaki küçük beyaz evimize, rüyalarımızın evine gidelim. Mesut günlere!